Seyirciler, Selç Üniversitesi stüdyolarından herkese merhaba. Ziraat Söyleşilere hoş geldiniz. Ben Doktor Hamza Nedir. Bu hafta konumuz 5 Aralık Dünya Toprak Günü olmasından dolayı topraklarımızın önemi, sorunları ve çözüm önerileri olacaktır. Bu vesileyle konuğumuz Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Sait Gezgin. Hocam Ziraat Söyleşilere hoş geldiniz. Dünya Toprak Günü'nüz kutlu olsun. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler Hamza Bey. Sağ olasınız. Hoş bulduk. Ben de izleyicilere iyi günler diliyorum. İnşallah yararlı bilgiler vermeye çalışacağız. Bu yararlı olur. İnşallah hocam. Hocam ilk olarak topraklarımızın çiftçiler ve araştırmacılar için ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Sizce topraklarımızın bu kadar önemli olmasının sebepleri nelerdir? Evet. Toprak doğal varlıklarımızdan bir tanesi. Toprağın önemi nereden geliyor? Şu var. Her geçen yıl hem ülke nüfusumuz hem de dünya nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar meydana gelen artışla bugünkü yapılan üretimin, tarımsal üretimin yaklaşık olarak 2-2,5 kat artması gerekir. O nedenle bugün baktığımız zaman gıda güvenliği, yani gıda güvenliğinden kastımız nedir? İnsanların günlük olarak midelerini doyurabilmesi için yemeleri gereken gıda miktarı. Bu gıda güvenliği açısından toprak asla vazgeçilemeyecek, yeri dolduramayacak bir doğal varlıktır. Bugün tarımda farklı üretim yöntemleri, metotları var. Ne yapıyoruz biz? Topraksız tarım metotları var. Suyun içinde bitki yetiştirebiliyoruz. Veya başka bir toprak olmayan katı bir materyal içerisinde de bitki yetiştirebiliyoruz. Örtalık yetiştiriciliğinde, herhalde. Ancak bu şu unutulmamalıdır ki, bu tip üretim yöntemleri ya da ortamları ne kadar çok gelişirse gelişsin, toprağın yerini asla ve asla doldurmaz. Çünkü neden? Burada belki günlük bazı yiyeceklerimiz var ama insanların günlük ihtiyaçları dediğimiz zaman giyinme ihtiyaçları var, barınma ihtiyaçları var. Bugün giydiğimiz elbiselerin çoğu da yine tarım ürünü. Nedir? Pamuktan yapılıyor veya keten kenarından yapılıyor bir şeyler. Veya barınma, kereste, ağaç. Yani toprak olmazsa İnsan hayatı, canlı hayatı olması mümkün değil. O nedenle toprak önemli. Toprağın diğer bir önemi şu. Toprak hemen kolaylıkla oluşabilen bir varlık değil. Toprak dediğiniz zaman toprağın bir ana materyali var. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Aynı bölümdeyiz. Toprak kayaların, işte yerin merkezinde, yer köyünün merkezinde ergimiş bir metal kütlesi, mağmalar. Bu mama, yerin farklı derinliklerinde su olmasıyla kayalar, mineraller meydana geliyor. Bu kaya ve minerallerin ayrışmalı parçalanma ürünlerinden bir de bitkisel ve hayvansal artıklar, organik materyaller karşılıyor. Bunların da yine neyle? İşte canlılar vasıtasıyla ve aynı zamanda canlılar derken bu bitkiler, mikroorganizmalar, İnsanlar, her türlü canlıdan kastediyoruz. Bunların da iklimin etkisiyle, özellikle işte sıcaklık, nem, bunların etkisiyle zamanla toprak şartlara bağlı olarak ortaya çıkan bir takım özelliklere sahip olan bir materyal olması lazım toprak. Çünkü ziraat, toprakla birçok meslek dalı ilgili, işte inşaatçısı ilgili, işte sektörlerle ilgili. Toprağı herkes kendine göre tanımlıyor. Bitki yetiştirmek için toprak dediğimiz zaman işte bu süreçte toprağın oluşması lazım. Yani iklim ve canlıların etkisiyle zamanla toprak şartlara bağlı bu ana materyalin üzerinde yaptıkları bu ayrıştırıcı parçalayıcı etkileriyle ortaya çıkan bir takım özelliklere sahip olan işte katı, sıvı ve gaz fazına sahip olan canlı ve tabii bir bütün dünyadır. Ve tabii bir bütün dünyadır. Toprağı biz canlı kalırız bir açıdan. Canlı ve tabii. Böyle bir özelliğe sahip bir materyal oluşması için de
zamanla dediğimiz zaman buradaki zamana dikkatini çekmek istiyorum. Buradaki zaman iklim şartlarına göre değişir. 200 yıl ile 1000 yıllık bir zaman. Yani 2 asırla 10 asırlık bir zaman içerisinde bitki yetiştirilmesine uygun 1 santimetre kalınlığında toprak oluşturur. Çok uzun bir süre. Şimdi 2 asırla 10 asır. Yani bir insan ömrünü bir toprak oluşumuna yetişmesi, gelişmesi mümkün değil. Şimdi herkes düşünsün. Neyi düşüneceğiz? Bir şeyle uğraşıyorsunuz. Uğraştınız, yarım saat, bir saat uğraştınız, yapamadınız, beceremediniz. Neredesiniz? Türk diyorsunuz, evlat diyorsunuz, bu kadar zaman kaybettin. Buna üzülüyorsunuz. Oysa toprak, demek ki toprağın oluşması için bu kadar bir santimetre kalınlığında bir toprağın oluşması için 200 ila 1000 yıl, ortalama ise 3-400 yıl gibi bir süreç geçiyor. Bunu Konya'da derseniz, İç Anadolu'da derseniz 500 yıl gibi, en azından 5-600 yıl gibi bir süreç geçiyor bunun üzerinde. Düşünün, bir santimetre kalınlığında toprakta bitki yetiştiremezsiniz. Bitki yetiştirebilmeniz için o toprak derinliğinin mutlaka 25-30 santimetre derinliğinde olması lazım. Ki o derinlik yeterli mi? Yeterli değil de erişte. Erişte anlamında bir derinlik. Şimdi bu süreci bir de 10'dan 15'ten çarptığınız zaman demek ki bitki yetiştirilmesine uygun bir toprağın oluşabilmesi için ne oluyor? 200 yıl dedik ya aslında veya 300 yıl, 400 yıl diyelim, 300 yıl diyelim bir santimetre 10'dan çarptığınız zaman 3000 yıl gibi bir süreç geçecek ki bitki yetiştirmesine uygun 20 santimetre kalınlığında bir toprak olsun. Veya 600 yıl gibi zaman geçecek. 10 santim oluşur. 3000 yıl. 6000 yıl gibi. O nedenle işte toprak asla ve asla yeri doldurulamayan bir doğal varlık. Bu varlık çok uzun bir oluşması için çok uzun bir süreç geçiyor ama kaybı çok kolay. Kaybı çok kolay, çok hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Demek ki biz bitki yetiştirmesine uygun böyle bir santimetre kalınlığında 300 yıl oluşan bir toprağa 10 santimetresini ya da 5 santimetresini hemen 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda gibi böyle süreçlerde kaybedebiliyoruz. Onun için yerine getiremiyoruz. Onun için toprak önemi buradan kaynaklanıyor. Bugün baktığınız zaman Mart 2020'den bu yana bir pandemi süreci yaşıyoruz. İşte pandemi sürecinde de şu ortaya çıktı. Gıdanın ne kadar çok önemli olduğu ortaya çıktı. Bütün dünyada. Ne yapıyordu? Eskiden toprağa önem vermiyor. Toprağın korunması için gerekli hassasları göstermeyen bir takım türler şu vardı. Ben üretemiyorsam dünyanın neresinde ucuzsa oradan alıp getiririm. Kullanıttırırım şey vardı. Ne oldu pandemi süreci olduğu zaman? Pandemi süreci olduğu zaman hemen üreten ülkeler dediler ki ben tarımsal ürünlerin ihracatını durduruyorum, kısıtlıyorum bu tip şeylerle. Yani her ülke. Ve bugün baktığınız zaman öngörüyor. Diyor ki 2021 yılı özellikle gıda açısından daha zor bir yıl olacak. Veya 2022 bunlar öngörülmüyor. Neden? Tarım ve tarım içinde toprak bundan dolayı çok önemli. Çünkü insanları pandemiden dolayı kapattık. İşte hafta sonunda kapandık. Hafta sonunda iki gün çalışmıyoruz diye evinde yemeğini içmeyen var mı? Hatta daha fazla yiyorlar belki de evde duruyoruz. Daha fazla yiyorlar. Onun için bu insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için toprak çok önemli bir varlık. Gıda güvenliği açısından asla ve asla yeri de bazen medyada görüyorum ben. İşte toprağın yerine su kültüründe üretim yapabiliriz. Efendim toprak tarımda kat ortamlarda üretim yapabiliriz. Böyle şeyler var. Evet yapılabilir. Şey yapılabilir.
Ama toprağın yerine asla bu tür üretimler doldurulamaz, yerine alamaz. Toprak hiçbir zaman bu nedenle bunlar çıktı diye, bu tehditler çıktı diye önemini kaybedemez. Kaybetti adına çünkü diğer ihtiyaçları karşılayamazsınız ve o alanda yapılan üretimler insanların, bütün insanların ihtiyacını karşılaması da mümkün değil. Bir taraftan da ne var? Bugün bakınız, tarım sektörü diye bir sektör var. Toprağın öneminde mi? Bu sektörde, bütün ülkelerde en fazla istihdamı sağlayan bu sektör. Ve aynı zamanda bu sektör, diğer sektörlere, sanayiye, ham madde üreten, malumlar madde üreten bir şey. Gıda sanayi var değil mi? Tarım sektörü, tarım üretemezse nasıl çalışacak? Buna üretim yapıyor. Bu bakımdan da önemli. Ve yine tarım sektöründe yer alan insanların geçim standartlarını, hayat standartlarını yükseltme açısından da önemli. İslam açısından da önemli. Ve bu nedenle bakıyorsunuz, özellikle gelişmiş ülkelere, ekonomik olarak gelişmiş ülkelere baktığınız zaman mutlaka tarımını da geliştiriyorlar ve tarımını geliştirebilmeleri için mutlaka topraklarına sahip çıkıyorlar, topraklarına muhafaza ediyorlar ve koruyorlar. Ve nitekim ne var? Fiziki olarak da koruyoruz. Bu topraklarımızın bir çapıl taşını vermemek için devamlı bir şekilde şehitler veriyoruz. O şehitlerimizden Allah rahmet eylesin, gazilerimize aciz falan diyoruz, toprağımızı korumak. Neden? Çünkü insan olarak ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi, belli bir hayat standartımızın yükseltilebilmesi ve bütün sektörlerin iyileştirilebilmesi için tarım sektörü ana bir sektördür. Tarım sektörü içinde toprak ana bir kaynaktır, doğal bir varlıktır. Asla yerine başka bir kaynak tarafına doldurulamaz. O nedenle toprak çok önemli. Toprak çok önemli. Topraklarımızın bu kadar önemli olduğunu farkındayız hocam. İşte, ama bazı sorunlar yaşıyoruz tabii ki topraklarımızda. Siz de bazı veriler getirmişsiniz ellerinize tabii ki. Bu anladığım kadarıyla topraklarımızın tarım arazisi kullanabilirlikleri hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, tabii ki şöyle bir şey var. Tabii ki tarımın önemi, toprağın tarım açısından önemini söyledik ama bakınız bizim şu ana kadar uyguladığımız yöntemlerle baktığınız zaman özellikle tarımda topraklarımızın kullanımı, tarım amaçlı kullanımında ciddi azalmalar gösteriyor. Azalmalar. Ve özellikle topraklarımızın tarım dışına çıkması gösteriyor. Bugün ülke genelinde yapılan bir takım çalışmalarda ortalama olarak her yıl tarım topraklarında 120 bin dekar civarında alan tarım dışına çıkıyor. Ne yapıyoruz? Biz işte buralarda ev yapıyoruz veya sanayi yapıyoruz veya kamusal okul yapıyoruz. Şu veya yol yapıyoruz veya bir. Şimdi tabii ki bunlar yapılmayacak diye bir şey yok. Bunlar da yapılacak. İnsanların ihtiyaçları açısından bunlar da yapılacak. Ülkenin ihtiyaçları açısından bunlar da yapılacak. Zenginleşme açısından bunlar da yapılacak. Ama ne olması lazım? Özellikle topraklarımızın arazi kullanım kabiliyetlerine göre arazilerimizin kabiliyetlere verilmemesi lazım. Tarım alanlarımız bu amaçla kullanılması lazım. Şimdi baktığımız zaman neden kullanmamız lazım? Şimdi bakıyorum 1990 yılında biz 18 milyon 868 bin hektar alanda işlemeli tarım yapıyormuşuz. 2018 yılında %14 azalmış. Çok büyük bir azalmış. Nadasa şey, bir o yıllarda 5.3 milyon hektar Nadas alanı varmış, 3.5 milyon hektara düşmüş ve Nadas sayısına baktığınız zaman işlenen tarım alanlarında %20.6 oranında bir azalma sesleniyor. İşleme. Bunlar şey, bunun yanında bu %20.6 azalmış ama şu var, devletin verdiği destekte. Biliyorsunuz devletimiz meyveciliğe ciddi destekler verdi. Bu destekler şeyinde özellikle meyve alanlarında %14 oranda bir artış söz konusu. Bu azalmanın bir kısmı
bir tarma, işte tarım yaptığımız arazilerin bir kısmı meyveliğe dönmüş. Ancak sonuçta çay meralarını olarak kullanıyoruz. Sonuçta toplam tarım alanları kullandığımız alanlarda %10'luk bir azalma söz konusu. 1990 yılından 2018 yılına kadar geçen yıldır. Bu nedir? 28 yılında %10'luk bir azalma söz konusu. Tamam. Tarım dışına çıkmış topraklar. Tarım dışına. Ya kullanılmıyor veya işte değişik amaçlarla kullanılıyor. Bu çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Bunun önüne özellikle geçilmesi lazım. Ciddi bir şu anda Türkiye'de en önemli şey. Tabii ki burada şu var. 5400 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım şeyi var. Kanun. Bu kanun var. Bu kanun kapsamında işte bütün illerde toprak koruma kurulları var. Bizim bölümümüz de bu kurul üyesi. Ben gidiyorum veya diğer bir arkadaşımız gidiyor. Ancak maalesef bu kurumlar da tarım arazilerinin amaç dışına çıkarılmasına engel olamıyor. Amaç dışı kullanımına engel olamıyor. Ne olması lazım? O zaman bizim çok acil bir şekilde Türkiye haritasını yatırıp bütün bu araziyle ilgili işte Çevre Şehircilik Bakanlığı, işte Tarım Bakanlığı, diğer bakanlıklar, Sanayi Bakanlığı her bir araya gelip yetkililer biz arazilerimizin planlamasını yapmamız lazım. 100 yıllık, 200 yıllık planlar, projeksiyonlar yapmak lazım. Ne olması lazım bu projeksiyonlarda? Bir şehir ne tarafa büyüyecek? Ne taraf? Şehirleşme ne taraf olacak? Şehirde sanayi ne taraf olacak? Yol ne taraftan yapılacak? İşte hemen kısa vadede, orta vadede, uzun vadede bu tip planlar yapılması lazım ve bu planlar sonucu tarım alanları net bir şekilde ortaya çıkılması lazım ve tarım alanları, bütün tarım alanları sit alanı ilan edilmesi lazım. Tarım alanlarının başka amaç dışı kullanımına kesinlikle ve kesinlikle müsaade edilmemesi gerekiyor. Burada ne oluyor? Bu planlama yeterli olmadığı için işte belediyelerimiz efendim veya sanayi veya diğer sektörler durmadan işte yatırım maliyetlerini de dikkate alıp örneğin mesela Konya'da şehirleşme bu şeydeki kuzey batısındaki dağlara doğru değil işte Beyşehir tarafına doğru değil, Akyokuş tarafına değil, kamp edilirken bu dağlara değil, ne yapıyoruz? Ovaya gidiyoruz. Ovaya gittiğimiz zaman ne oluyor? Tarım arazisi. Örneğin mesela şehir hastanesi. Orası bir tarım arazisi. Şehir hastanesinin yapıldığı yer bir zemin olarak alüvyal bir arazi. Birinci sınıf tarım arazisi. Birinci sınıf tarım arazisi. Yaklaşık olarak burada 1000 dekar civarında bir tarım arazisi şehir hastanesi. Burada o barda araştırma mevzunun kuyuları da vardı. Biz ne yaptık? Şehrin o tarafının gelişmesi için buraya şehir hastanesi yapıldı. Bu şehir hastanesi soruyorum. Akyokuş'un tepesine yapılsaydı daha güzel olmaz mı? Evet. Daha havadar olmaz mı? Zemin mekan olarak daha dayanıklı bir yer değil mi? Zemin olarak çok daha dayanıklı olacak kesin. Veya işte Hatun Saray çıkışına yapılsaydı, o top konutların şeyinde, o tepeye yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı? Hayır. Biz maalesef günlük düşünüyoruz ve günlük düşünürken tarım arazilerimiz ne yapıyor? Birer elimizden çıkıyor. Burada rakamlarda verdim. Bunların geriye getirilmesi mümkün değil. Oradaki o arazinin oluşması için 20 santim kalınlığında bir toprağın oluşabilmesi için normal şartlarda 6000 yıl gibi şey geçmesi. Uzun bir süre geçmesi lazım. Uzun bir süreç geçmesi lazım ki orada 20 santim kalınlığı. Tekrar burayı geçip dönüştürebilir misiniz o arazini? Dönüştüremezsiniz. Ama orada ne yapabilir? O yatırımı bugün tarım arazisi olmayan bir yere yaparsanız, neden? Biz mevcut Türkiye'de arazilerin kullanım kabiliyeti kontrolü var. Baktığınız zaman arazilerin 8 tane sınıf var.
birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Bu dört sınıfı, ilk dört sınıfı biz tarım arazisi olarak yaptık. Dördüncü sınıf marjinal tarım arazisi biliyorsunuz. Özel ürünler için. Bu yaklaşık %9,5'luk bir arazi payı var. Payı var. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf tarım arazileri toplam arazi varlığının içinde %24,5'luk bir paya sahip. Yani Türkiye haritasının %24,5'unda ilk üç sınıf arazi var. %9,5'da şeyi hesapladığınız zaman, marjinal tarım arazisini hesapladığınız zaman bu ne oluyor? %34. Yani üzerinde oturduğumuz kara parçasının 1/3 tarım için uygun ama aslında %25'i, 1/4 ideal tarım arazisi. Yani çok büyük, %75'i tarıma uygun değil. Biz ne yapıyoruz? O %25'lik alan varken getirip, %75'lik alan varken getirip, %25'lik alana ev yapıyoruz, yol yapıyoruz ve bunu amaç dışı kullanmaya bugün bütün Türkiye'de hem Konya ovasında hem gidiniz diğer şehirlerin bulunduğu ovalarda çok ciddi bir şekilde amaç dışı kullanım söz konusu var. Bu da bizim şu anda tarım topraklarımızın en önemli sorunlarından birisi olarak şey yapıyor. Yine tabii ki tarım sektöründe şu var. Baktığınız zaman Hamza Bey, ÇSK kayıtları var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ÇSK kayıtları, evet. Çiftçi kayıt sistemi derseniz. Buradaki çiftçi kayıt sistemine baktığınız zaman bizim Türkiye'de 15.332.976 adet parsel var. Tarımsal parsel var. Bu tarım parselleri 2002 yılındaki rakam bu. 2011 yılına geldiğiniz zaman %3.4 artmış. Parsel sayısı artıyor. Topraklar aynı duruyor, parseller artıyor. Parsel sayısı, topraklar hatta azalıyor. Topraklar azalıyor. Doğru. Topraklar azalıyor. Yüzde alan olarak %5.3 azalma var ama parsel sayısında %3.4 artış söz konusu. Burada nedir? Ne olur? Arazi parçalanır söz konusu. Bugün baktığınız zaman bizim işletme başına düşen arazi ortalama büyüklüğümüz 6.8 hektar. Yani 68 hektar. Bir tarım işletmesine 68 hektar arazi düşüyor. Şimdi bakınız bunu Türkiye'de son şeye göre, ÇSK kayıtlarına göre, 2011 yılı kayıtlarına göre 2.292.380 işletme var. Tarım işletmesi var. Bakınız, bizimle aynı nüfusa sahip. Biz 84 milyon nüfusumuz var. Almanya'da aynı nüfusa sahip. Almanya'nın arazi büyüklüğü, coğrafi büyüklüğü bizim yarımız kadar. Hı hı. Yarımız kadar. Almanya'da, aynı nüfusa sahip Almanya'da 371.000 çiftçi var. Bizim çiftçi sayımızın %16'sı kadar çiftçi var. İşletme var. 371.000 işletme var. Biz de işletme başına 6.8 hektar arazi düşerken Almanya'daki işletme başına 5.7 hektar arazi düşüyor. Yani arazi büyüklüğü işletme başına bizim işletmelerimizden 6.7 kat daha fazla. 6.7. Bu İngiltere'de 300.000 işletme var. İşletme başına 53.8 hektar arazi düşüyor. Fransa'da 52.1 hektar düşüyor işletme başına, evet. Arazi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 360 milyon nüfus var. 2 milyon 76 bin çiftçi var. Bakınız 84 milyon nüfus, 2 milyon 292 bin 380 işletme var bizde. Amerika'da ne vardı? 360 milyon nüfus var, 2 milyon 76 bin işletme var. Ve burada işletme başına
düşen arazi büyüklüğü ortalaması 181.8 hektar. Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 12.6 hektar. Bunları neden söylüyorum? Bunları kim için söylüyorum? Şimdi bu işletme büyüklüğüne sahip. Bir de şu var. İşletme başına 6.8 hektar arazisi ama işletme başına parsel sayısı bizde ortalama 6.9. Çok parsellerde bölünmüş halde. Bölünmüş. Ve bu parsel sayısı 2002 yılında daha az. 2002 yılında 5.9, 2011 yılında 6.9'a çıkmış. Parsel. Bu da %17'lik bir artış demektir. Bu ne oluyor? Bu şu oluyor. Demek ki bir işletmenin yeterli arazi büyüklüğüne sahip olmaması ve var olan arazilerinin sayısının parçalısının fazla olması senin bu işletmenin Amerika'daki işletmelerin üretimiyle Almanya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki işletmelerin üretimiyle aslında yakalıyor. Üretim maliyetleri çok yüksek oluyor bu işletmelerin. Adam örneğin burada ne anlayacağız? Diyelim ki 300 dekar buğday ekiyor. 300 dekar buğdayı benim çiftçi 6 parçada ekiyor. 7 parça alana ekiyor. Birer gün oralara gidip gidiyor. O ekiyor 1 parça. Onun kullandığı tarım teknolojisi. Yenilikleri düşün. Sonraki maliyeti düşün. O zaman ne oluyor? İşte benim ülkemdeki tarımın, toprağın, arazinin esas sorunu, sorunlarından birisi de bu parçalar. Ne var? Ölüm. Allah'ın emri. Evet. Ölümden sonra miras kalanlara hak. Miras kanunu var. Ama bu miras kanunu maalesef bizim arazilerimizin parçalanmasına neden. Evet. Son miras kanununda bir takım yenilikler yapıldı. Bu miras kanununa göre de araziler işte bölgelere göre belli bir dekarın altında parçalanamıyor. Kuru tarım alanı ise 50 dekarın arasında, sulu tarım alanı ise 20 dekarın arasında ama yetmiyor. Bu da yetmiyor. Ne olması lazım? Bizim çok acil bir şekilde, evet neden yetmiyor? Bu parçalık durmadan devletimiz arazi toplaştırma çalışmaları yapıyor. Bakınız, Türkiye'de 2005 yılına kadar 575.000 hektar alanda toplaştırma yapmış. 575.000 hektar 2005 yılında. 2005 yılından sonra yılda 1 milyon hektar alanda toplaştırma yapıyor. Buraya devletimiz çok ciddi para harcıyor. Ama toplaştırma yapılan alanlarda da bakıyorsunuz dönümde devam ediyor. Çünkü diyor ki babamdan kalan şey, işte şeyden kalan, kardeşler anlaşamıyor. Babamın hatırası, anamın hatırası, dedemin hatırası, ben kimseye vermem, ben kardeşime vermem, ben de alacağım. Ne yapıyor? Bir yerde sulu diyelim ki 100 dekar arazi varsa, 5 kardeş varsa 20 dekarın altına gönderilmesi 5'e bölünmüş oluyor. Ne oluyor? Bir şey aramıyor. Kuru alanlarda da aynı şekilde. Bir yerde 100 dekar varsa 50 dekar, 50 dekar çekebiliyor. Yani bu nedenle buraya harcanan paraları da dikkat alıp durumumuzu da diğer ülkelerle dikkat aldığımızda kesinlikle ve kesinlikle miras kanunu tekrar gözden geçirilmesi lazım. Tekrar bu arazilerinin parçalılığı konusunda bölünmesini önüne geçirmesi lazım. Bu da çünkü tarım sektöründe da faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasına veya kendilerine İstanbul'da ciddi bir politik etki oluşturduğunu düşünüyorum. Bunun önüne geçmemiz lazım. Parçalama amaç dışında kullanımının önüne geçmemiz lazım. Çünkü amaç dışı kullanımlarda işte toprak koruma kanunu var ama ne yapıyor? Toprak koruma kanununun başında valiler şey yapıyor. Bakıyorsunuz toprak koruma kanunları üniversiteler varsa bir yerde, üniversitelerden de var.
işte sivil toplum kuruluşlarından da var ama bunlar kurum içerisinde yeterli sayıda değil. Kurum içinde yer alan insanların, oy kullanan insanların çoğunluğu kamudaki insanlar, maliye bağlı insanlar. O nedenle ne yapıyor? Kurumlarda mali beyin istediği her şeyin geçmesi söz konusu. O nedenle siz burası şu kadar iyi tarım arası, bu kadar büyük tarım arası ne derseniz deyiniz kurumda eğer vali bey buraya şu yapılsın diyorsa bunun engellenmesi mümkün değil kurularda. O nedenle bu yapı olmuyor. Bunların ne olması lazım? Bizim bir an evvel Türkiye haritasını yatırıp tarım alanlar, diğer alanlar bunlar kısa, orta ve uzun vadeli şekilde planlanması lazım ve tarım alanları dokunulmaz sit alanı ilan edilip kesinlikle kesinlikle tarım dışında kullanıma müsaade edilmemesi gerekiyor. Bunun acil olarak alınması lazım. Çünkü bizim şu anda en büyük İslam sanayi sektör tarım sektörü. Bizim için tarım ve toprak her şey. Bu nedir? Köylerden şehirlere göçler var. Yıllık göç, 1 milyon üzerinde göç var. Bu yerinde insanların durdurulabilmesi, sosyal erozyonun önlenebilmesi tarımla olacak. Tarım sayesinde olacak. Ve bu da tarımda toprakla olacak. Eğer 1-1,5 milyon insan şehirlere getirir. Şehirlere gelen ne olması lazım? Şehirde yatırım yapılması lazım. İş bulması. İslam. İş bulması lazım. İş bulamıyor, geliyor. Neden geliyor? Halinde memnun olsa, geçimini sağlasa gelir mi? Toprağı verimli olsa, toprağı yeterli olsa, tarım iyi olsa gelir mi? Gelmez. Gelmemesi için ne yapmamız lazım? Toprağımıza bizim sahip çıkmamız lazım diye düşünüyoruz. Bu önemli. En önemli sorunlarımızın başında bu arazilerimizin parçalayıcılığı geliyor. Tabii. Hocam peki bu arazilerimiz küçük, parçalı arazilerimiz var, birçok sürtümüz var ama verim değerlerimiz nasıl? Diğer dünyayla karşılaştırdığımızda toprak verimliliğimiz nasıl yönde ilerlemiş? Verim değerlerimiz de yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bazı ürünlerde yeterli verim değerlerimiz var. Ama örneğin mesela en fazla yetiştirdiğimiz şeylerden birisi buğday. Buğdayın ortalama, Türkiye'deki ortalama verimi 270 kilogram dekar. Dünya ortalaması 305-310 kilogram dekar. Bizim gibi daha çok kuru tarım alanlarında buğday yetiştirici yapılan Amerika'da 350 kilogram dekar. Demek ki yani biz dünya ortalamasının da altındayız. Hele hele gelişmiş ülkelerin de altındayız. Diğer bitkilerde de benzer durumlar var. Diğer bitkilerde de benzer durumlar var. İşte Konya'da verim değeri en yüksek olan bitkilerden bir tanesi şeker pancarı. Konya şekeri tahmin ediyorum ortalama şeker pancarı verim 7 ton civarında ama aynı şeker pancarının verimi Almanya'da 9 ton, 10 ton. Böyle bir durum söz konusu. O nedenle bu nereden kaynaklanıyor? Topraklarımızın bu parçalığı yanında topraklarımızın verimlilik değerlerinde de ciddi sorunlarımız ciddi sorunlarımız var. Bunların başında, en başında topraklarımızın erozyonla kayıpları var. Erozyonla kayıpları var. Yani toprak zor oluşuyor dedik, çok uzun bir süreç alıyor. Ama erozyonla hızlı bir şekilde kayboluyor. Durmadan aşınıyor. Evet. Durmadan aşınıyor. Üstten gidiyor. Bugün Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü şunu açıklıyor. Diyor ki Türkiye'de 330 bin hektar alanda rüzgar erozyonu var. Ciddi. Başka ne var? Türkiye'de yılda suyla, su erozyonuyla akan sularla birlikte yaklaşık 249 milyon ton toprak kaybediyor. Yok oluyor gidiyor toprak. Yok oluyor gidiyor. Akıp gidiyor. Ne oluyor? Bu 249 milyon toprağı şey yaptığınız zaman, serdiğiniz zaman 1 milyon dekar tarım alanı yapıyor.
1 milyon dekara ve yine çevrim bu rakamı bu kaybolan toprağın %39'u tarım alanında. Yani erozyonla 20 santim kavunluğuna serdiğiniz zaman her yıl 390 bin dekar arazi gidiyor. 390 bin dekar arazi. Ve en verimli, toprağın en verimli kısmı gidiyor. En verimli kısmı gidiyor. Önemli sorunlarımızın başında da bu. Bu nereden? Biz ne yapıyoruz? Toprağımızı usulüne uygun bir şekilde kullanmıyoruz. Sürdürülebilir olarak kullanmıyoruz. Evet. İşte toprak işlemek ilklerimizde yanlış tutar var. Çok yoğun toprak işlemi. Toprağımızın yapısında şeyler var. Toprak dediğimiz zaman toprak şu. Çok basit. Toprak dört tane maddeden oluşuyor. Kum, sil, çil ve organik madde. Burada çil ve organik madde kumu ve silti birbirine bağlayıp toprağın oluşumunu sağlıyor. Toprağın oluşumunu sağlıyor. Bir beton gibi. Toprak burada bu bağlandığı zaman yani bir metreküp bir toprak aldığınız zaman ideal olarak bu bir metreküp toprağın bir metreküp hacmi yarısını bu katı maddeler işgal etmesi lazım. Diğer yarısını boşluk. Bu boşluğun içinde boşluğun yarısı su tarafından dolması lazım. Yarısı da var. İşte burada aslında toprağın bir önemi de şuradan çıkıyor. Bugün bakıyorsunuz. Bütün dünyada küresel bir kuraklık var. Evet. Çok ciddi bir sıkıntı. Ülkemizde de çok ciddi. Bakınız. Siz bütün insanların kolaylıkla bildiği bir üründen bahsediyor. Domates yetiştiriyor. Domates yetiştirdiğiniz zaman bir kilogram domates aldığınız zaman bir kilogram domatesin üretilmesi ki aldığınız eve gelen bir kilogram domatesle işte kuru madde %10 deseniz 100 gramı kuru maddedir, 90 gramı 900 gramı sudur. Ama bu 100 gram kuru maddenin üretilmesi için ne kullanılabiliyor? 100 gram kuru maddenin üretilmesi için. Bakınız, transpirasyon 900'dür. Bir birim kuru madde için, bir kilogram için 900 litre. Yani o 100 gram için 90 litre su tüketiyor. 900 mililitre de şey var. Demek ki bir kilogram domatesi, soframıza gelen o bir kilogram domates üretilinceye kadar yaklaşık 91 litre su tüketiyor. Düşünün. Bir de kanaldan aldınız. Bu diğer bitkilerde de var. Bu sinyal de işte toprağın diğer bölümünü de buradan çıkıyor. Toprak olmazsa biz her yere evleri yaparsak, yolu yaparsak efendim tam anlamından bahsediyoruz. Tabii ki ev yapacağız. Tabii ki sanayileşme yapacağız. Kesinlikle bunlara karşı değiliz. İnsanlar uygun tam anlamından bahsediyoruz. Bunları şey yaparsak ne yani, olur? Bu gelen suyun depolanması için de en büyük depo toprak. En büyük depo toprak. Düşündük. Bir dekar alanda bir Konyalı şeker pancarı yetiştirdiği zaman bir dekar alanın şeker pancarı yaklaşık olarak 1700 ton 1800 ton su tutuyor. Bunları depolayacak alanlar yok ama toprak bunu sahiplenmiş. İşte toprak bunu depoluyor. Toprağın önemi demek ki buradan şey yapıyor. Biz ama ne yapıyoruz bunu? O suyu depolayacak toprak erozyonla gidiyor. Her yıl erozyonla tarım alanlarımızda 249 milyon ton toprak gidiyor. Bu 1 milyon dekar alan yapar. Bu 1 milyon dekar alanın %38.39'u tarım alanlarına gidiyor. Tabii dağlardan da gidiyor. Meralardan da gidiyor. Onlardan da gidiyor. Onlar da var içerisinde. Çevrim verdiği rakamlar bunlar. Bu rakam çok ciddi. Tarım topraklarımızdan neden gidiyor? Bir rüzgar estiği zaman toz bulutu. İşte o toz bulutu, bizi rahatsız eden toz bulutu aslında yüreğimizden bir parçamızı kopuyor. Evet. Topraktan çok ciddi bir parçayı, çok ciddi bir kısmı kopuyor. Neden bu kadar ciddi? Erozyon ne kadar? Neden? Bunların en başında
Şimdi bizim tarım arazilerimizin eğimi fazla. Tarım arazilerimizin %62'si, %12'nin üzerinde eğilmez. Evet, yağmur yağdığı zaman eğer toprak yüzeyi çıkarsa ne yapıyor? Yüze yapıştırıyor. O yüze yapıştırıyor. Toprağı alıp götürüyor. İşte çamur akan dereler. Evet, bunlar. Biz ne yapıyoruz? Buralarda eğimli arazileri genellikle eğimli tarım arazilerine sahibiz. %60-%12 üzerindeyim ben. İşte ne yapıyoruz biz? Arazimizin boyutuna göre kontrolü eğime dik bir sürüm yapmamız gerekirken eğimin paralelini suya yol açıyoruz. Akmasını daha kolaylaştırıyoruz. Akmasını daha kolay. Rezumu hızlandırıyoruz. Hızlandırıyoruz. Başka ne yapıyoruz? Yine topraklara yüzeyi bitkisel atıklarla, atıklarla kaplı olması lazım. Rüzgar yazılmaz, atılması açısından yağan yağmurun, yağışın toprak içerisinde girişinin kolaylaştırılması açısından. Ama ne yapıyoruz biz? Hasat ediyoruz. Yasal olarak cezaları olmasına rağmen, hapis cezası bile olmasına rağmen kalan anızı yakıyoruz. Evet. Yakıyoruz. Şimdi bakın. Başka ne yapıyoruz? Diğer alanlardan, pamuk yetiştirdiğimiz alanlardan, ayçiçeği yetiştirdiğimiz alanlardan, gidiniz karapınara mısır yetiştirdiğimiz alanlardan topluyoruz bu bitkileri. Diyorlar ki işte biz yenilenebilir enerji, biyoenerji üretiyoruz. Tarımsal atıklardan enerji üretiyoruz. Ülkeye enerji üreterek katkı sağladığı iddia ediyoruz. Böyle şeyler var. Neden? Bunu neden? Ben de karşıyım. Neden karşıyım? Bugün bir tarım toprağının erozyonla kaybının az olabilmesi için, işte yağan yağmurun toprağın içerisine girişinin kolay olabilmesi için, toprak işlerken traktörle kolay işlenebilmesi için, işte bitkinin iyi yetişebilmesi için, sıcaklığın su depolanmasının, depolanan suyun elementinin iyi olması için toprak ağırlık olarak, ağırlık esasına göre ağırlığının en az %3 organik madde kadar organik madde içermesi lazım. Organik madde çok önemli. Ağırlığının en az %3 organik madde içermesi lazım. Bugün bakıyoruz. En az %3 organik madde. Bizim Tarım Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerimiz var. Bunlar araştırma enstitülerinin 2000'li yıllarda 1990'lı yılların sonlarına doğru 2000'li yılların başlarında Türkiye genelinde tarım arazilerinden aldığı 1 milyon üzerinde toprak verenli analiz sonuçlarına göre şunu ortaya çıkardı. Tarım topraklarımızın %90'ı %3'ün altında organik maddeye sahip. %64,5'u, %65'i, %2'nin altında organik maddeye sahip olduğunu bilmekte. %65'i, %2'nin altında organik maddeye sahip oluyor. Ve %90'ı da ne oluyor? 90'dan 65'i çıkardığınız zaman 70, %25'i de %2 ile %3 arasında organik madde içeriyor. %90 ama istenen düzeyde organik madde içeriyor. Az organik madde. Bu içermediğini içeriyor. Yine bakanlığımız FAO desteğiyle 2011-2014 yılları arasında tarım arazilerinden bir örnekleme yaptı. Hı hı. Topraklarımızın bir takım özelliklerini, sorunlarını belirledi. Bu da tablona çıktı. 10 bin adet gri sistemine göre örnekler aldılar. Bu örneklerin analiz sonuçlarına göre baktılar ki topraklarımızın %89'u %2'nin altında organik maddeye sahip. Daha da azalmış. Yani. Daha da azalmış. %99'u %3'ün altında organik maddesi. Önceden %10'u yeterli düzeyde organik madde içeriyordu. Şimdi %1'e düşmüş. Ne olmuş? Önceden %25'i topraklarımızın %25'i %2 ile %3 arasında organik madde içeriyordu. Şimdi %10'du. %15'i aşağı gitmiştir. %15'i aşağı gitmiştir.
Önceden %65'i %2'nin altında organik madde içeriyordu. %89'a çıkmıştı. %65, 89, 90 deseniz neydi? %25 bırakıyor. Demek ki burada biz topraklarımızda organik madde neden azalıyor? Bu organik madde ne yapıyordu? Toprakta o toprağın yapısını oluşturan katı tanecikleri birbirine bağlıyor. Bütün bir şekilde bağlı. Erozyonla kayıplarını azaltıyor. Ne yapıyor? Su depolanmasını arttırıyor. Depolanan suyun bitki tarımında kullanmasını arttırıyor. Erozyonla kayıp en azından. Biraz önce kayıptan bahsettim. 249 milyon ton toprak kaybından bahsettim yılda. Çok yüksek oranda kayıplar vardı. Bunun azalmasına neden oluyor? Çünkü sünger gibi yapıyor. Artık çiftçiye kolay işleme, işlerken daha az yakıt bu şeyler de var. Ama tabii ki bu kayıtların yanında o yakıt şeyler önemli bir şey. Böyle bir organik madde. Neden azalıyor organik madde? Bir, topraklarımızı yanlış işliyoruz. Nasıl hocam yanlış mesela yani burada? Ne yapıyoruz? Yarı kolay bütün bölgesi nasıl sayılır? Topraklarımızı çok fazla alt üst etmememiz lazım. Çok fazla alt üst ettiğimiz zaman hem tohumdaki nem kaybı oluyor, hem de topraktaki var olan organik maddenin hızlı bir mineralizasyonla ayrışık parçalanması söz konusu. Yanlış diyor. Erozyonu da arttırıyoruz yanlış diyorlar. Başka ne olur? Başka ne var? İşte bitkisel atıkları yakıyor. Evet. Anızı yapıyoruz. Yerinde yapıyoruz. İşte Türkiye'de pamuk yetiştiren alanlarda pamuk atıklarını topluyoruz. Ayçiçeği, mısır yetiştiren alanlarda bunları topluyoruz. Yapıyoruz. Enerji ürettiğimiz şey yapıyoruz. Böyle fayda. Oysa bunlar bizim tarım topraklarımız için en önemli organik madde kaynağı. Çok büyük bir kaynak. Evet. Hamza Bey, şöyle bir şey var. Siz desek ki devlet olarak karar versin ki şimdi organik madde arttırma yönünde bir şeyler yapmaya çalışıyor bakanlık ama yeterli değil. Yeterli olmaz. Olamaz da neden olamaz? Bunun için olamaz. Diyelim ki biz topraklarımızın organik madde içeriğini %3'e çıkaracağız en azından. Hepsi. 2,5 milyar ton organik madde ihtiyacımız var. Çok zor. 2,5 milyar ton organik madde ihtiyacımız var. Ve ne var bakıyorsunuz? Bugün baktığınız zaman bu organik gübre kaynağımız ne? Hayvan sayımıza bakınız. En önemli kaynak hayvanlar. Evet. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvanlar, işte tek kanatlı hayvanlar. Bütün hayvanları topladığınız zaman bütün hayvanlarda yılda kullanılabilir şekilde yaklaşık 100 milyon ton civarında kullanılabilir gübre alıyorsunuz. 100 milyon. Ne yani, işte 100 milyon. Şimdi bu rakam şey mi? Evet, 2,5 milyar ton organik gübreye ihtiyacımız var ama diyelim ki organik gübreyi bulduk, verdik topraklarımıza. Nedir? Toprakta canlılar var. Bu canlılar toprakta organik maddeyi devamlı parçalıyorlar, mineralize ediyorlar. Bu canlılar ilave ettiğimiz organik maddenin ortalama %40'ını bir yılda parçalıyor. Aynı seviyede tutabilmeniz için yaklaşık olarak her yıl 800 milyon ton da organik gübre yerleştirmeniz lazım ki aynı seviyede tutabilirsiniz. O zaman bizim hayvan gübresi, elimizdeki hayvan gübre miktarımız nedir? Yaklaşık ihtiyacımızın 8'de 1 kadar. Ve bu hayvan gübrelerini de ne yapıyoruz? Daha hala Anadolu'nun Orta Anadolu'da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'nun belli kesimlerinde, belli bir kısmında tezek olarak yapıyoruz. Alışkanlıklarımız var. O kolay değişmeyecek. Alışkanlıklarımız var. Bir takım alışkanlıklarımız var. Bu alışkanlıklarımızdan dolayı kömür veya odun yerine tezek yapıyoruz. Bunun önlenmesi lazım. Bunun artık 20. yüzyılda olmaması gerekiyor. Bunun ve artı
hayvan gübrelerimizi usulüne göre kullanmıyoruz. Rastgele, depolama, rastgele, efendim, çevreye rahatsız edici şekilde, işte kayıplar var, ciddi işte kayıplar var, yanma kayıpları, besinlenme kayıpları, hatta çiğneye neden olan kayıplar var. Olgunlaşma sürecini düzgün yapamıyoruz. Tabii, düzgün yapmıyoruz. Çiğneye neden oluyor. Bu kadar faydalı bir topraklarımız için faydalı bir şey kirlenme. Başta ne? Bizim şeyden sonra önemli hayvan gübresinden sonra önemli bir organik madde kaynağımızda bitkisel atıklar. Sonra kendi kendine üretiyor aslında bu bitkisel atıkları. Anıs, efendim, diğer bitkilerin kalıntıları. Bunları neden yapıyorlar? Bunlar tabii ki mısır sapı, işte ayçiçeği sapı, efendim pamuk sapı, hele hele pamuk sapları gövdesi odunlaşmış oluyor. Toprağa karıştırıldığı zaman bunların ayrışma, anızın da içinde ayrışma parçalanmasında zorluklar var, problemler var. Ne olursa olsun yapılmalı değil. Ne olursa olsun. Çünkü bu zorlukların, bu bitkisel atıkların, artıkların kompostlaştırılıp tarım alanlarında kullanılması gerekiyor. Tarım alanlarında. Hatta bütün şehirlerde, bütün yerleşimlerde biz 2006-2010 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir proje, TÜBİTAK destekli bir proje. Bu projede yer aldım. İstanbul'da yaptığımız, o yıllarda yaptığımız çalışmalarda günlük olarak çıkan insanların evlerinden çıkan çöp %50'si organik kayıtlar. %50'si. Ve günlük olarak bir kişi başına 1,5-2 kilogram civarında çöp çıkıyor. Bugün baktığınız zaman 84 milyon nüfus dediğimiz zaman 25 milyon tona yakın yıllık 20 milyon tona yakın çöp çıkıyor. Bu 25 milyon tona yakın çöpün organik kayıtlar çöp çıkıyor. Geri dönüştürebilir sokmuyor yani. Yani organik madde olarak kaynağı bunu kompostlaştırıp tarım alanlarında kullanmamız bugün şehir yerleşim yerlerinde çıkan bu organik atıklardan kompost üretikle kullanan tek belediye yani başında şey vardı, İstanbul vardı. Ondan sonra Bilecik geldi. Ben başka belediyede tanımıyorum etkinlik. Ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de şu andaki durumunu bilmiyorum. 2018 yılından önce yıllık çöpünün sadece %1.4'ünü çöp kompost edilmişti. %1.4'ü. Çünkü İstanbul'da günde 15 bin ton gün çöp çıkıyor. Çok büyük rakam var. Yani 7500 ton gün organik madde, organik madde. Diğer yerleşimlerinde. Konya'mızda da olacak. Bunların ne yapması lazım? Mutlaka tarım alanlarında organik madde kaynağı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Organik madde yönetimi yapmamız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle tekrar söylüyorum. Tarımsal, bitkisel atıkların toplanıp, yakılıp, enerji olarak enerji üretiminde kullanılması kesinlikle bizim geleceğimizi yapmak lazım. Evet. Enerji önemlidir. İşte doğal enerji önemlidir. Güneş enerjisinden yararlanmamız önemlidir. Rüzgar enerjisinden yararlanmamız önemlidir. Su enerjisinden yararlanmamız ama bitkisel atıkları yakıp da enerji üretmememiz gerekiyor. Bunun da mutlaka yasaklanması gerekiyor. Çünkü organik madde noksanlığı hat safhada. Bu noksanlığa bağlı olarak topraklarımızın verimli topraklarımızın erozyonla kayıtları hat safhada. Bugün 249 milyon ton toprak kaybının büyük bir kısmı organik noksanlığından kaynaklı. Bitkisel üretimde verimliliği en önemli sebeplerin başında organik madde noksanlığından kaynaklı. Çünkü bunlar gerçekten böyle bir şey durumda. Bunların önüne geçmemiz lazım. Sebep yine bizim topraklarımız çok derin topraklar değil.
sıra topraklar. Bir de üstüne kayıt gösteriyoruz tarzı. Topraklarımızın %67.7'si 50 santimetrenin altında derinliyorsa, sıra. Biliyorsunuz 50 santimetrenin üzerinde olursa orta derinliğe gidiyor. 50 santim altında derinliyorsa, o zaman bir derinliğe gittiği zaman derinlik daha da şöyle. Sıra erken altta ana materyal gidiyor. Burada su depolanamıyor. Zaten yağıştı. Çünkü en başta dedik ya, suyun depolanacağının en iyi yer toprak. O bakımdan bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Organik madde yönetiminin yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Topraklarımız dünya açısından bir sorun söz konusu değil. Çok fazla. Şiddetli erozyonu söyledik. Yine topraklarımızda özellikle Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, bu bölge Türkiye'de en fazla tuzluk soruna sahibiz. Tuzlaşma, bu yanlış sulama, tuzlu suların işte artık yer altında su kalmadı. Ne oluyor? Tuzlu sular geliyor. Evet, tekrar toprak üzerine çıkan sular. Bugün biz bir araştırma kapsamında Afyon'dan Kayseri'ye değilden 256 adet sulama suyu ürünler toplamıştık. Bu 256 adet sulama suyu ürünün %60'ı çözüm. Tam da kullanıyor. Mecbur kullanıyor çözümümüzde. Bu da topraklarda yine tuzluğa neden oluyor. Ve geri dönülmez bir şey yola giriyor. Evet. Geri dönülmez bir yola giriyor. Tuzlu bir toprak tuzlandığı zaman tekrar şey haline getirebilir misiniz? Tuz haline getirebilir misiniz? Getirirsiniz. Yıkarız ama. Yıkarız ama. Yıkamak için o suyu nereden bulacağız? İşte onun için drenaj yapılması lazım. O tuzlu suyun havzada atılması lazım. Çok büyük bir masraf. Çok büyük bir masraf. Baştan engellememiz lazım. Yani. O nedenle bozulan, tuzlanan, çoraklaşan bir toprağın tekrar verimli hale getirebilmesi çok büyük rakamlar harcanmasına. Dekara 1-2 milyon, 2-3 milyon rakamlar harcanması gerekiyor. Onu da kişiler harcayamıyor. Tabii. Devlet maalesef bir harcayıp onu da şey olması lazım diye düşünüyorum. Sonuç olarak baktığımızda bizim herhalde organik madde yönetimi topraklarda en önemli kaynak olduğunu düşünebiliyoruz yani burada. Bütün her şeyi engellediğini düşündüğümüzde hem erozyon kayıtlarını en çok tutma kafası var. Önemli bir şey. Tabii ki sadece organik madde yönetimi dememek lazım. Bir de toprak işleme tetkiklerini, bölgelere göre, şeylere göre toprak işleme tetkikleri önemli. Arazi parçalığını giderme önemli. Arazi büyüklüğünü. Evet, oradaki herhalde miras hastalarında. Çünkü bizim evde topraklarımız, toprak işleme gidiyorsunuz. Arazinin boyutuna göre arazi toplaştırması daha hala önemli. Toplaştırmalarda bir takım radikal tedbirler uygulanması lazım. Yasalar bunu şey yapması lazım. Bence yasalarla bunu getirmesi lazım. İşte arazinin boyutuna bakıyorsunuz. Eğime paralel şekilde uzunluk artıyor. O zaman çiftçiler ve traktörler eğime paralel bir şekilde toprağı işliyor. Olmaması lazım. Veya bazı yerlerde işlemesiz tarım yapılması lazım. Yunan toprağı işlemek şeylerini zorunlu hale getirmemiz lazım. Bunun ötesinde ne yapmamız lazım? Biz arazilerimizde ürün bazlı arazi değerlendirmelerimizi tamamlamalıyız. Biraz önce dedim ya, ne yapmamız lazım? Öncelikle biz topraklarımızı koparabilmemiz için Türkiye haritasını koyup tarım alanlarının belirlenmesi lazım. İşte diğer alanlar belirlenecek, tarım alanlar. Hı. Tarım alanlarına kesinlikle amaç dışı kullanımına müsaade etmeyecek yasalar çıkması lazım. Ve buralarda bu topraklarımızın verimliliğini arttırıcı, destekleyebilir kullanımını kolaylaştırıcı tekniklere uygulamaya başlamamız lazım. Burada öncelikle bunu yaparken de tarım alanlar belli olduktan sonra ürün bazlı arazi değerlendirme sistemleri
Nerede hangi ürünler yetiştirilebilir? Ekonomi kadar. Çok güzel aslında. Bu planlar yapılması lazım. Bunun lazım. Ve daha sonra da bir artık tarımda mevcut sistem yürümüyor. Yamalı boça gibi. Biriniz planlı üretimle geçiyorsunuz. Planlı üretimle geçiyorsunuz. Öyle mi? Ben çok iyi biliyorum. Bakınız, şeye bakınız. Konya'ya ben 1984 yılında geldim. 1985 yılı Nisan ayında Çumra'ya gittim. Nisan ayında Çumra'ya giderken, içeri Çumra'dan ilçe Çumra'ya giderken yolun üzerinde sulama yapıyordu. Çünkü yolduğum için durdum. Sulama yapan kişiyle konuştuğumda o zaman dediler ki çiftçi ne, kaç metre derinlikten çıkarıyorsunuz? 20 metre civarındaydı. 20 metre. Şu anda aynı yerlerde suyun derinliği 150-160 metreler var. Yani bir 36 yıllık sürede suyun derinliği 20 metreden 160 metreye, 140 metreye, 150 metreye düştü. Düşünürüz, ne oldu suyun derinliği? 120 metre aşağı düştü. Kalitesi çok azaldı. Kalite bozuldu. Kalite bozuldu. Ne olacak o zaman? Biz işte bitki desenimizi belirleyeceğiz. Bizim iç ihtiyaçlarımız nedir? Dışarıya sapımız nedir? Şeylerimiz nedir? Nerede hangi ürünleri yetiştirmemiz lazım? Toprak varlığımıza göre, efendim toprağın sürdürülebilir kullanımı, suyun sürdürülebilir kullanımı, bunları yapıp tarım sistemimizi geliştirmemiz lazım. Bu, o zaman ne olacak? Biz tarımsal destekleri de ürünlerin gelir farklarını ortadan kaldıracak destekler de almamız lazım. O zaman çiftçi, buğday ekme sırası gelen çiftçi, ben buraya efendim şeker pancarı diyecektim. Şeker pancarından daha fazla para kazanırım. Bunu demeyecek. Çünkü hangi bitki yeterse eksik, çiftçinin durum alanından kazancını aynı olacak şekilde destekleme politikalarını geliştirmek. Neydi? Önceden mesela Konya'da mısır üretimi. 1990'lı yıllardan başladı. Bu havza bazlı üretim şeyine geçildiği zaman Konya'da mısır üretimine destekleme kapsamında dışında tutuldu. İlk insanlar bunun böyle olması gerektiğine inanıyor. Ben de böyle olmasına gerektiğine inanıyorum. Ama ne oldu? Siyaset, çiftçilerin de tasdikiyle bastırdı, mısırı getirdi. Ne olacak yani? Ne olur? Tabii ki çiftçinin geliri önemli. Ben de önemsiyorum çiftçiyi. Tabii ki. Ama sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir değil. Neden sürdürülebilir değil? Bir dekar alandan mısır yetiştirdiğiniz zaman yaklaşık olarak aldığınız verime göre 2000-2500 ton çekiyor bir dekar alanda. Çok ama o bir dekar alanda buğday yetiştirdiğin zaman 450 ton çekiyor. Yani bir yıl mısır yetiştirdiğin zaman ne oluyor? Yaklaşık olarak 5 yılda buğdayın tükettiği suyu 1 yılda tükettiği. O nedenle biz sürdürülebilir bir üretim ürün bazlı ihtiyaçlarımızla karşılayacak şekilde daha geçirmesi lazım diye düşünüyorum. Ve tabii bunlar şey yaptıktan sonra toplaştırmayı da hızlandırıp daha etkin hale getirip arazi işletme başına düşen tahsil sayımızın azalması, tahsil büyüklüğümüzün artması bunları sağlaması lazım. Belki devre burada belli, biliyoruz. Bakanlığımız ve ciddi çalışmalar var. Tahsiller belli, her şey belli. Ne olacak? Bilim fiyatları şey yapacak. Kardeşlerim mecbur olun. Birine devlette zorunda kalacak. Böyle bir şey. Aslında olmayacak. Benim de bu tepkileri bizim mutlaka mutlaka almamız lazım. Almadığımız zaman ileride toprak açısından durum çok ciddi bir durum var. Her yıl bir milyon dekar tarım alanının gitmesine herhalde dayanmaz.
Tabii ki hocam. Süresini geçtikçe daha da hızlanıyor yani. Son yıllarda daha da fazla artıyor. Yani, kuraklık çok daha fazla. Dayanamayız. Bir de kuraklığı diğer faktörler yaptığımız zaman işte toprak verimimiz, bunları da dikkat aldığımız zaman çiftçi ettiğinin karşılığını alamadığı zaman terk ediyorlar. Böyle bir durum var. Ciddi sorunlarımız var toprakta. Bunlar inşallah alınır. İşte karar vericiler dünya toprak günü yılda bir gün de olsa toprak akla gelsin. Toprak konuşulsun şeyle bunu almışlar. Cumartesi günü. Evet. Dünya toprak günü biliyorsunuz. Bütün dünyada açıyorlar. Ama esas sorun bizim gibi ülkelerde ve bizden daha az gelişmiş ülkelerde sorun. Ama inşallah en kısa zamanda sürdürülebilir kullanma Hocam bu toprakları korumak için ve sizin fikirleriniz alabilmek için sizi büyük ihtimalle birkaç kez daha konuğumuz olarak görürüz. Süremizin sonuna geldiğimiz zaman ekleyebileceğiniz şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bunlar yeterli herhalde. Bayağı bildik hakkımız toprakların ne kadar önemli olduğu konusunda bizleri çok daha aydınlattınız. Hem çiftçilerimizi, hem öğrencilerimizi, hem ziraat alanında uğraşan birçok kişiye teşekkür ediyoruz katılımımız için. Ziraat Söyleşilerin bu hafta sonuna geldik. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tekrardan herkesin Dünya Toprak Günü kutlu olsun. Sağlıklı günler dileriz.